Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte elimizde bir tane orijinal Beats'in wireless bilmem ne kulaklığı var. Bir de onun birebir çakmasını bulduk. O var. Bir ofisteki arkadaşlarımızla deneyeceğiz. Acaba hangisinin orijinal, hangisinin çakma olduğunu anlayabilecekler mi? Arkadaşlar her şeyden önce yepyeni bir duyurumuz var. İşcep 2018 yılını yepyeni akıllı telefonlarla karşılıyor. 1 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında devam eden kampanyaya katılmak için İşcep'e giriş yapmanız yeterli. Çekiliş sonucunda arkadaşlar 9 adet Galaxy S8 Plus ve yine aynı 9 adet iPhone 10 hediye edilecek. Yani bu yepyeni akıllı telefonlardan bir tanesi sizin olabilir. Kampanya ile ilgili detaylara da hemen açıklama kısmından veya işbank.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz kulaklık incelemeyi çok istiyoruz ama hani bu deneyimi ekrandan size aktarma ihtimalimiz yok. Onun yerine dedik ki yani gündelik normal dinleyiciler mesela bu 1700 TL Apple Store'da fiyatı. Bu kaç para? Bunu da 20-25 liraya aldık. Hani acaba bu ikisinin arasındaki sound yani müzik kalitesi farkını anlayabilecekler mi? O zaman artık test başlasın. Haydi. İki farklı kulaklıkla sana bir tane aynı şarkıyı dinleteceğiz. Ve sana soracağız bu kulaklıklardan hangisi sence orijinaldi diye. Bakalım bilebilecek misin? Normalde bizim sosyal medya hesaplarımıza bakıyorsun. Bakalım kulaklıkta da o kadar iyi misin? Nasıl Fatih müzik? Abi seçtiğin şarkı çirkin olsa da gelen ses kalitesi fena değil. Fransızca mı bu? Şarkıyı beğenmedim ama dinliyoruz işte bakalım. Şarkı kötü ama kafayı sallıyorsun. Abi moda girmeyen gerekiyor birazcık da olsa ya. Buradan bakınca görüyormuşsun yani gibi. Normal kulaklık gibi. Görebiliyor musun bizi? Sesi falan çok fazla vermiyor. Peki bizi görebiliyor musun? Ya böyle ritmi hissedemiyorsun yani. Duyamıyorum şu an. Sadece vokali duyuyorum. Enstrümanları pek duyamıyorum. Abla nasıl? Çok iyi. Ses geliyor ama anlaşılmıyor abi konuştuklarınız. Şimdi diğer kulaklığı takıyoruz sana. Tamam. Fatih bu senin rengini çok açtı. Geliyor ikinci şarkı, hazır mısın? Sesimi açtın. İkinci kulaklık takıp en tamamdır. Kafam biraz daha sert sallanıyor bu sefer. Bu çok daha iyi. Yapma ya. Sizi hiç duyamıyorum. Yani şu an kulağımda çakma olan takılır. Ben sana vereyim ki. Hadi bu çakma ise iyiymiş. Parasını ise verelim abi. İngilizce şarkı Arapça gibi geliyor şu anda. O sahne derinliği denen şey var abi. Ses kalitesi çok daha iyi bunun. Bu daha iyi. Sizi duymuyorum şu anda. Hangisini daha çok beğendin? Birinci mi, ikinci mi? Birinci kulaklık. Tabii ki ikinci dinledim. Ben kulaklığı taktığımda kesilmeliyim ortamdan. Şunu da kesildim, ikinci de kesildim. Ses kalitesi inanılmaz farklı, ortamın sesini kesiyor. Bu ikisi de var yani. Kulağı sarması bile hissettiriyor farkı. Müziği daha güzel veriyor, tınıyı falan çok daha güzel hissettiriyor. İkinci de çok iyi hissettim. Yani başka boyuta geçtim. Vallahi çok net söyleyebilirim ki ikisinin arasından neredeyse hiç fark yok. Çok başarılı müzik dinleme kulağı çünkü sen de kulaklıkları değiştirmedik. Öyle bir şey yoktur. Yani o siyah olana 1700 lira verirsin diğerine 25 TL vermek yerine. Şahsen kulaklık için o kadar bir şey verir miyim bilmiyorum. Tamam kulağa oturuşu falan güzel, sesleri güzel veriyor ama ben olsam vermem. Abi müzikle prodüksiyon anlamında uğraşıyorsan değer ama dinleyiciysen biraz zor bir fark. Bence değmez. Ama o seni dünyadan kopardı. Ha, dünyadan kopardı da hani benim profesyonel işim bu değil. Ucuz olan hangisiyse onu alırım, üstüne kalan parayla da konsere giderim. Arkadaşlar şimdi de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geldik. Yanımda Orkun var. Şimdi abi bizim derdimiz kulaklık ve bu kulaklıkların arkasında bir takım değerler yazıyor. Mesela bunlardan bir tanesi empedans. Bu empedans nedir abi? Empedans kısaca bizim kulaklığımızın gelen elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Yani biz burada neye dikkat edeceğiz? Hangi cihazı kullanıyorsak ona uygun empedans seçmemiz gerekiyor. Mesela telefon, taşınabilir MP3'ler gibi cihazlar için düşük empedans yani 16 ve 32 10 yazan kulakları tercih etmekte fayda var. Onun için üretilen kulakların hepsi bu empedanslı oluyor. Bu arka tarafta bir de sensitivity mesela 90 dB yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu bizim kulaklığımızdan alabileceğimiz sesin gücünü ifade ediyor, seviyesini ifade ediyor. 90 dB, 85 dB bizim dinlememiz için yeterli bir seviye. Zaten daha fazla üstüne çıktığımızda belli bir süre dinlediğimizde çeşitli kulak hasarlarına sebep verebilir. Peki abi geldik driver'a. Driver bizim elektrik sinyalini, kulaklığın içinde bulunan bir bölüm burası. Elektrik sinyalini
akustik enerjiye çevirip bizim ses olarak duymamızı sağlayan bölümü. Yani bu değerin yanında 9 mm falan yazıyor. Bu onun büyüklüğü oluyor o zaman. Driver'ın ölçüsünü belirtir. Ha, kulaklığın iç kısmındaki bir devre var. O devrenin ölçüsü yani. Aynen öyle. Zaten driver'ın boyutlarıyla ölçülü olarak kulaklığın kendisi de büyük küçülüyor. Tabii ki etkileri var ama bizim için yeterli. Abi bu frekans aralığı 20-20 bin o ne anlamı geliyor? Şimdi insan kulağının duyabileceği frekans aralığı 20 Hz ile 20 bin Hz arası. Eyvallah. Kulaklıklar da genelde buna uygun yapılıyor. Stüdyolarda kullanılmak amaçlı yapılan kulaklıkların başka harmonik özelliklerini vermesi için daha yüksek frekansları da içerdiği durumlar oluyor. Ya bu ucuz kulaklıkla pahalı kulaklığın arasındaki fark nedir? Biri niye ucuz, öteki niye pahalı? Yani şimdi içinde kullanılan malzemeden mühendislik tasarımlarına kadar birçok farklı etken fiyatın değişmesine sebep sağlıyor. Bunun dışında tabii dış yapısı, ergonomik yapısı da bunu şekli etken. Yani. Şekli. Aynen. Her türlü özelliği buna etki eder. Bazı özel durumlarda şirketlerin kendine özel mühendislik tasarımları da fiyatın artmasına sebep olabiliyor. O zaman Orkun, içeriğimize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ederim. Unutmadan arkadaşlar, İş Bankası tarafından düzenlenen İşCep çekilişi kampanyasında akıllı telefon ödülü kazanan arkadaşlarımız 10.01.2018 tarihinde noter tarafından halka açık bir çekilişle belirlenecek ve aynı gün içerisinde de işbank.com.tr adresinden bu bilgiye ulaşabileceksiniz. Katılmak için son günün 31 Aralık olduğunu unutmayın. Detaylı bilgi istiyorsanız da işbank.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Orkun'un da yorumlarını dinledik. Ofisteki arkadaşlarımızın kim dinledik. Benim fikrim şu yönde abi. Tamam, bu çok pahalı. Bu çok ucuz. Ancak bu çakma arkadaşlar, üzerindeki plastik vesaire sağlığınıza zarar verebilir. Bu kulaklık Apple Store'da 1700 liraya satılan kulaklık. Ben şunu merak ediyorum. Peki arkadaşlar, bir kulaklık alacak olsaydınız hangisini satın alırdınız? Bunu da nereye taşıdık? Ankete. Ve artık videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Arkadaşlar, kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Hemen buton şurada. Başka bir webtekno videosunda. Ben diyecektim onu ya. Tamam, buyur. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Millet, ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.